Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. 2021 Ocak aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Yaylar, 2021'in ilk ayı Ocak çok güçlü bir ay. Zaten yeni yıla önemli gezegen dönüşümleriyle başladık. Jüpiter ve Satürn artık Kova burcunda ilerliyor. Uranüs Boğa burcunda ilerliyor ve hemen bu ayın başında 6 Ocak'ta artık Mars uzun süredir hareket ettiği Koç burcundan ayrılıp Boğa burcuna geçecek ve 3 Mart'a kadar 2 ay Mars Boğa burcunda olacak. E, bu ay Mars Uranüs'te birleşecek. Satürn'e, Jüpiter'le zıtlaşacak. Dolayısıyla aslında anladığınız üzere biraz gerilimli bir ay içerisindeyiz. Ay ortalarından itibaren bu stresler özellikle kolektif alanda tabii ki e, daha güçlü bir şekilde hissedilebilir. Evet, e, Mars sizin için nasıl bir tesir ortaya çıkaracak? Çünkü Mars'ın hareket alanı geçiş yaptığı burç ve ev alanlarında daha fazla efor sarf ederiz. Enerji harcarız. Zaman zaman burada cesaret gösteririz. Zaman zaman mücadele ederiz. Sizin için sevgili yaylar, günlük hayatınızda, iş hayatınızda biraz mesuliyetler artacak gibi görünüyor. Yani her neyle uğraşıyorsanız, bir mesleğiniz varsa mesleğiniz evdeyseniz evdeki işler güçler. Bu dönemde sizi biraz daha fazla yorabilir, daha fazla çalışma içerisinde olabilirsiniz. Ve genel sağlığınızla ilgili konularda da ufak tefek de olsa bazı riskler olabilir. Lütfen genel sağlığınıza bu Mars geçişi nedeniyle biraz dikkat edin sevgili yaylar. 8 Ocak itibariyle iletişim gezegenimiz Merkür artık kova burcunda olacak. 30 Ocak'a kadar kovada ilerliyor. 30 Ocak'ta retrosu başlayacak. Merkür düşüncelerimiz, fikirlerimiz, genel günlük hayatımızdaki iletişimlerimiz, hareketlerimizle çok bağlantılı olarak sizin için de güzel bir alanda tam da iletişim evinizde kovada olacak. Demek ki bu ay aslında fikirlerinizi, düşüncelerinizi iyi bir şekilde ortaya koyacağınız verimli bir ay. Yani bu ay bol bol okuyabilir, araştırabilirsiniz. Bu ay alacağınız eğitimler çok verimli olabilir. Bu ay yazabilirsiniz. İnternette, sosyal medyada çok aktif olabilirsiniz. Daha fazla seyahat imkanları olabilir. Ee, özellikle yakın çevrenizde iletişimler, kardeşlerle ilgili mevzular, belki bazı ticari girişimler bu ay çok yoğun bir şekilde yine gündeminizde olabilir sevgili yaylar. 13 Ocak'ta Oğlak burcuna 23 derecesinde yeni ay doğuyor. Her yeni ay tabii yeni olasılıkları gündemimize taşır. Bu yeni ay sizin ikinci evinizde doğacak. Ay sonuna kadar olan süreçte aslında para konularında kazanç alanlarınızdaki mesleki girişimler olabilir. Kazançlarınızda olabilecek değişimler, beklediğiniz paraların gelmesi ya da para durumunuzu bir şekilde düzenleme, ee, harcamalar alanında da olabilir bunlar. Belki bazı yatırım planlarınız var. Alışverişleriniz var. Yani genel olarak para konuları öne çıkıyor. Maddi güvenliğinizle ilgili konular öne çıkıyor. Ve bu yeni ay hem para kazanma imkanlarında yeni pencereler açarken size hem de kaynaklarınızı değerlendirme anlamında daha fazla bir gündem oluşturacak gibi de görünüyor. Özellikle 20 Ocağa kadar bu süreci parayla ilgili bu düzenlemeleri, alışverişleri, yatırımları, iş girişimlerini daha rahat ele alabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz. Özellikle 23 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa, bu yeni ayın size bireysel etkilerinin çok daha güçlü olmasını bekleyebiliriz sevgili yaylar. Evet ay ortalarından itibaren sabit burçlardaki gezegen gruplaşması artıyor. Uranüs ile Mars birleşiyor. İşte Satürn ile Jüpiter'e kare açı yapıyor. E, günlük hayatınızdaki e, gerek iş hayatında birlikte çalıştığınız kişiler, gerek işte yakınlarınızdaki kişiler, bazen kardeşlerdir, akrabalardır, aile büyükleridir veya komşulardır. Onlarla olan konulara biraz dikkatli ve temkinli yaklaşalım. Çünkü biraz gerilimler olabilecek gibi görünüyor bu süreç içerisinde bu enerjilerle beraber 19 Ocak'ta Güneş kova burcunda parlamaya başlayacak artık üçüncü evinizi aydınlatırken siz de yakınlarınızda olup bitenlerle daha fazla ilgilenmeye başlayacaksınız 28 Ocak'ta ise Aslan burcunda dolunayımız var Aslan Burcu 9 derecesinde meydana gelecek 28 Ocak. 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası tesirlerini çok güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz. Aslan sizin gibi ateş elementi olduğu için aslında aslan dolunayları size keyifli enerjiler getirir. Özgüveninizi, coşkunuzu arttırır, neşenizi arttırır. 9. evinizde de meydana geleceği için aslında bu hayata biraz daha iyimser bakmanız, bazı hedeflerinize ulaşmanız, bazı hayallerinizin gerçekleşmesi ya da kendinize daha geniş bir pencereden yeni vizyonlar oluşturmanız, yeni hedefler belirlemeniz adına güzel bir dolunay. Hem yine geziler, seyahatler ama biraz daha uzaklarla ilgili temalara işaret ediyor ki daha çok yurt dışı konuları olabilir. Yurt dışı alanında bir ticari girişim ya da bu tabi illa fiziksel bir aktivite olması gerekmiyor. Hani bu ayın gündeminde daha çok böyle dijital konular, internet üzerinde yapılacak her türlü aktivite var. Sosyal medya, İletişim ve tabii yurt dışı uluslararası alanlarda olacak her türlü girişiminizle ilgili konularda bazı dönüşümler olabilir ya da daha önce yapmış olduğunuz girişimlerin bir sonucu sonuçlanması söz konusu olabilir. Akademik konular ve eğitim hayatınızda da güçlü tesirleri var bu dolunayın. Bazılarınız içinde hukuksal konularda bazı etkiler yaratabilir yani bir mahkeme bir dava bununla ilgili bir karar süreci veya bir hani sonuç alma dönemi gibi önemli tesirleri de olabilir birçok yağ içinde yine hareket getirebilecek Hani seyahatleri de gündeme getirebilecek bir e, Dolunay aslında ama burada bazı engeller de getirebilir Çünkü Dolunay'ın genel enerjisine baktığımızda sabit burçlarda yine çok gerilimler var Dolayısıyla tüm bu bahsettiğimiz hedeflerinize ya da içinde bulunduğunuz durumlarda sizin dışınızda gelişen hani stresli koşullar, biraz daha kolektif alanda olup biten kavramlarla ilgili bazı belki engellemeler ya da bazı zorluklar Aşmanız gereken bazı problemlerle de yüzleşebilirsiniz özellikle dolunay döneminde. Herkes aynı şekilde etkilenmeyecektir. Aslında sevgili yaylar siz öyle sert etki alan burçlardan biri değilsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 9 derece ve yakınlarında sabit burçlarınız varsa aslan, kova, akrep, boğa gibi o zaman bireysel etkileriniz olabilir ama yoksa çok da önemli etkiler almayabilirsiniz. Hatta sizin için çok keyifli böyle rahat bir dolunay tesiri de olabilir. Dolunayın ardından 30 Ocak itibariyle artık Merkür retromuz başlayacak. 20 Şubat'a kadar da devam ediyor. Artık onu biliyoruz zaten. Merkür retrolarında önemli alışverişler yapmıyoruz. Özellikle teknoloji ile ilgili. Bilgisayar, telefon ve benzeri gibi. Bunlara dikkat ediyoruz. İşte önemli anlaşmaları yapmamaya çalışıyoruz. Önemli kararlar vermemeye çalışıyoruz. Tabii ki her türlü iletişime, özellikle yakınlarımızdaki kişilerle kurduğumuz ilişkilere, iletişimlere, bağlantılara temkinli yaklaşıyoruz. Mümkünse bu önemli işlerimizi, alışverişlerimizi, girişimlerimizi lütfen 30 Ocak'a kadar, Ocak ayının özellikle ilk yarısı içerisinde yapmaya çalışalım, tamamlamaya çalışalım. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.